Türk futbolu milli takımlar düzeyinde 8 yıl aradan sonra Avrupa Şampiyonası heyecanına hazırlanıyor. Kulüpler düzeyinde ise başarıdan çok sorunlar konuşuluyor. UEFA'nın finansal fair play kurallarının devreye girmesiyle yıllardır halının altına süpürülen sorunlar ayyuka çıktı. Türk futbolu verilen cezalar sonrası ağır yaralı. Finansal fair play'in uygulandığı ilk sezon istisnasız tüm Türk takımları ceza almıştı. İkinci sezonda aynı gelenek devam etti. Liste sürekli kabarıyor. Balıkesirspor, Kayseri Erciyesspor, Mersin İdman Yurdu, Eskişehirspor, Gaziantepspor ve Kasımpaşa lisans alamamıştı. 2012 yılında Beşiktaş, Gaziantepspor ve Bursaspor'a birer yıl men cezası ve çeşitli maddi ve kadro yaptırımları uygulanmıştı. Son olarak Galatasaray bir yıl men cezası aldı. Trabzonspor da benzer bir cezanın eşiğinde. Fenerbahçe incelemeden ceza almadan kurtuldu. Denetimli serbestlik kararıyla takip ediliyor. Peki bu noktaya nasıl gelindi? UEFA'nın kulüp lisanslama sisteminin 10 yılını mercek altına aldığı raporunda ilginç veriler göze çarpıyor. Süper Lig kulüplerinin 2014 yılındaki gelirleri 520 milyon euro. Aslan payı %45 ile naklen yayın gelirlerinin toplam gelirde 5 büyük lig ve Rusya'nın ardından 7. sıradayız. Türk futbolunu yönetenler sürekli kaynakların yetersiz olduğuna vurgu yapıyor. Oysa asıl sorun gelirin kötü harcanması. Süper Lig kulüplerinin aynı dönemdeki gideri 701 milyon euro. Futbolcu ve diğer personele ödenen maaşların payı %64. Tüm faaliyetlerde ciddi bir zarar söz konusu. Üstelik kolay toparlanabilir bir zarar da değil. Federasyon Başkan Vekili Hüsnü Güreli bu soruna, "Dükkanı açtığınız anda kafadan zarardasınız. Brüt kar bile yok. Nasıl faaliyet yapıyor 18 kulüp? Yani zararla faaliyet yapılır mı?" diyerek dikkat çekmişti. Sorunun cevabı net, yapılmaz. Süper Lig kulüplerinin borçlarının varlıklarına oranı da %81'e ulaştı. Zarar eden İtalya ve Belçika gibi liglerde dahi bu oran %20-30 seviyelerinde. Yani borçlanma ve zarara karşılık gösterilecek değerler tüketilmek üzere. Geçen sezon sadece 5 kulübümüz kâr edebildi. Peki Türk futbolu nasıl düzlüğe çıkar?